Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında bu görmüş olduğunuz tığ işi, örgü, runner, masa örtüsü nasıl yapılır sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Yapması da çok kolay ve bir günde bitirebileceğiniz bir model oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Şöyle sizlere göstermek istiyorum yakından. modelimiz bu şekilde. İstediğiniz, kullanacağınız masanın, sehpanın uzunluğuna, küçüklüğüne göre istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz bu runner modelimizi. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Başlamadan önce sizlere boyutunun ölçüsünü de vermek istiyorum. Şimdi metremi aldım. Şöyle şu pipirik kısmından ölçüyorum. Bakın olduğu gibi ölçüyorum. Diğer gül ve pipirik kısmına kadar şöyle göstereyim. 75 santim uzunluğunda. Sonrasında şöyle boy olarak ölçelim. Boy dediğim en olarak ölçelim. En olarak da şöyle 31 santim eninde. Ölçülerimiz bu şekilde. Evet modelimizin yapımına başlayalım. Şimdi malzeme olarak 0 numara 2.1 mm ipime uygun bir tığ tercih ettim. Sizler hangi ip çeşitlerini kullanacaksınız ona uygun tığınızı tercih edebilirsiniz. İpim yazlık ütülenebilen bir ip. Şimdi ipimi aldım. Ve zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 5 adet zincirimi çektim ve bunu ilk zincirime batarak bir yuvarlak haline getirdim. 1 2 3 3 zincirimi çektim ve yuvarlağımın içine batıyorum. 1 2 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım ve zincirimle birlikte 3 tane oldular 1 2 2 zincirimi çekiyorum tekrar yuvarlağımın içine batıyorum 1 2 3 3 tane ikili trabzanımı yaptım 2 zincirimi çektim tekrar aynı yuvanın içine batıyorum. 1 2 3 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir tekrar aynı yuvaya batıyorum. 1 2 3 3 tane daha ikili trabzanımı yaptım. Şurada şu ipimizi keselim. Böyle üçerli ikili trabzanlar 1 2 3 4 tane yaptım. Bunlar bizim dört köşemizi oluşturacak. İki zincirimi çektim. Şöyle baştaki trabzanın tepesine batarak ilmeğimi böyle içinden geçirdim. sonraki trabzanın tepesine baktım. İlmeği içinden geçirdim. Ve yuvanın içine giriyorum. Böyle ilmek kaydırarak yuvanın içine girdim. 2 zincirli. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Yuvanın içine batıyorum. 1, 2. 2 tane ikili trabzan yaptım. Zincirimle birlikte 3 tane oldular. 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. 1 2 3 3 tane daha ikili trabzan yaptım. Burası bizim ilk köşemiz. Köşelerde ikişer zincir çekeceğiz bundan sonra. Burada arada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki köşeme geçiyorum. 1 2 3, 3 tane ikili trabzan köşemiz olduğu için 2 zincir, aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, 3 zincir daha, 3 tane daha ikili trabzan yapmış oldum. Burası ikinci köşemiz bizim. 1 zincir çekiyorum, Bir sonraki 2 zincirli köşeye giriyorum. 1 2, 3, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir. Burası bizim üçüncü köşemiz. Aynı yuvanın içine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 zincir. Bir sonraki köşeye, son köşemi yapıyorum. 1 2 3 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir aynı yere tekrar 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir buradaki ilk trabzanın tepesine batarak ilmeği içinden geçiriyorum Bakın bu şekilde motifimize başlamış olduk. Şimdi yine ilmek kaydırarak buradaki köşemize geliyoruz. Köşelerimizi oluşturduk. 1, 2, 3, 4. Bu köşelerimiz bizim artma yerlerimiz olacak. Modelimiz bu şekilde büyüyerek ilerleyecek motifimiz. Köşeme girdim. Yine 3 zincirimi çektim. Bu ilk trabzanım. 2 ve 3. 3 tane oldular bakın köşem olduğu için iki zincir aynı yere tekrar bir iki üç tane ikili trabzan bir zincir bakın buradaki bir zincirli araya bir iki üç tane ikili trabzan bir zincir bir sonraki köşeme geliyorum bir 2 3 3 tane ikili trabzan köşemiz olduğu için 2 zincir aynı yere tekrar 1 2 3 tane ikili trabzan 1 zincir bu araya giriyorum 1 2 Üç tane ikili trabzan, 1 zincir, aralarda birer zincir, köşelerde araya üçer zincir çekeceğiz. Böyle tamamlayalım motifimizi. Evet, bu şekilde motifimizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu köşelerimizde artmalarımızı yaparak aynı şekilde örmeye devam edelim. Evet, motifimi istediğim büyüklüğe gelene kadar ördüm ben. Bunu daha da büyütebilirsiniz ya da daha küçük de yapabilirsiniz sizin tercihinize ve zevkinize kalmış ya da kullanacağınız yerin büyüklüğüne küçüklüğüne kalmış. Şimdi ben şu şekilde sizlere bir ölçü vermek istiyorum. Bakın şöyle şuradaki tekli üçlü trabzanlarım var. Onları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Böyle şu arada Böyle 13 tane olana kadar böyle ördüm ben. Şimdi burada ipimi koparttım, farklı bir renge geçeceğim. İstediğiniz renk kombinasyonlarını kullanabilirsiniz. Aynı renkte de devam edebilirsiniz. Böyle yine su yeşili bir renk kullandım. İpimi alıyorum. Şöyle bakın. Şurası tam bizim köşemiz, ilk boşluğumuz, ilk yuvamız. 1 2 3 ve 4. Bakın şurası. 4.'cü yuvamdan başlayarak 1 2 3 zincirimi çektim aynı yere tekrar batıyorum 3 zincirim benim ilk trabzanım sonra bakın böyle 3 taneye tamamladım bir zincir bir sonraki araya geçiyorum üç tane ikili trabzan yapacağım buraya bir zincir bir sonraki yuvaya 1 2 3 tane ikili trabzan bir zincir bir sonraki yuvaya 1 2 3 3 tane ikili trabzan bir zincir böyle köşemize kadar doldurarak gelelim Evet bakın böyle kutucukların içlerini doldurarak köşe kısmına geldim yine köşeme bakın 3 tane ikili trabzanımı yaptım burası köşemiz olduğu için araya iki zincir çekiyorum tekrar aynı yere batıyorum köşelerimizde yani köşemizde aynı olacak biraz sıralardaki gibi bakın üç tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan sonra bir zincir yine her kutucuğa üçerli ikiler iki ikili tırabzan doldurarak aralarda birer zincir çekerek böyle ilerleyelim. Şöyle Evet bakın böyle şimdi yine ilk başta yaptığımız gibi bakın şuradan 1 2 3 4. kutucuğa kadar Tırabzanlarımı doldurdum. Şöyle tuttuğumuzda da bakın böyle aynı hizada olacaklar. Şimdi sonuncuyu da yaptıktan sonra 1 2 3 4 5. 5 zincirimi çekiyorum ve geriye dönüyorum. Bakın böyle. Ve hemen bir sonraki kutucuğa batarak 1 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir, bir sonraki kutucuğa 3 tane ikili trabzan, aralarda birer zincir çekerek köşe kısmına geliyorum. Köşeleri hep aynı yapacağız. Bu şekilde toplam 7 sıra yapalım. Evet bu arada ikinci sırayı yaptım ben. Sıralarımı tamamlamadım şu an. Buradan nasıl dönüş yapacağımızı sizlere anlatmak istedim. Burası biraz farklı olacak çünkü. Bir zincirimi çektim. Burada 3 tane ikili trabzanım var. Sonuncunun tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Bakın buraya da hem bir kutucuk oluşturmuş oldum. Ve buradan 1, 2, 3 zincirle geriye dönüyorum. Buradaki ilk kutucuğun içine iki tane ikili trabzan batıyorum. Bakın böyle bir zincir çekiyorum ve bir sonraki kutucuğa geçiyorum. Bu şekilde her iki tarafta da nasıl dönüş yapacağımızı görmüş olduk. Bakın böyle. Şimdi sıralarımızı tamamlayalım. Evet şimdi ben böyle bakın yeşil rengimle sıralarımı tamamladım. Buradan yine köşe kısmından artmalarıma devam ettim. Kaç sıra yaptım? Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sırayı ördüm. Şimdi yeşil rengimi koparmıştım. Pembe rengime geçiyorum. Burada bir farklı renge de geçebilirsiniz. Ben iki farklı renk kullandım. Şimdi pembe rengimi aldım. Yine buradan sayıyorum. 1, şu kutucukları, boşlukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu dördüncü boşluğumuzdan batarak 1 2 3 zincirimi çekiyorum aynı boşluğa tekrar batıyorum bu şekilde bakın buraya zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir bir sonraki kutucuğa geçiyorum böyle yine aynı şekilde doldurarak ilerleyelim. Bir zincir. Bakın böyle doldurarak ilerleyelim. Yine köşemizi aynı şekilde köşemizi devam edelim. Buradan yine şöyle sayalım. 1, 2, 3. 3 tane kutucuğumuz kalacak. Dördüncüye kadar böyle yapalım. Evet bakın bu şekilde kutucuklarımı doldurdum. Yine aynı şekilde köşemi yaptım. Tekrar bu tarafa kutucuklarımı doldurdum ve 1 2 3 4. boşluğuma kadar trabzanlarımı doldurdum. Şimdi burada 5 adet zincirimi çektim ve geriye dönüyorum. İlk kutucuğa boşluğa batarak trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bakın böyle. Böyle yine aynı şekilde devam edelim. Yine 7 sıra pembe rengimizle örelim. Evet bakın bu şekilde 7 sıra yeşil kısmı yapmıştım. Sonra pembeye geçtim. Yine bakın buralardan 1 2 3 4. kutucuğa battım. Yine 4. kutucuğa kadar pembeyle modelimi yaptım. Yine 7 sıra ördüm. Sonra yeşil rengime geçtim. Yeşil rengime geçtiğimde yine 1 2 3 4. kutucuktan başlayarak doldurdum. Şu kısımları yine aynı bakın. Sonra buraya kadar geldim. 1 2 3 4. kutucuğa kadar geldim. Sonra geriye döndüm ve yine 7 sıramı tamamladım. Şöyle sizlere göstereyim. Yeşil, pembe, yeşil olarak ilerledim ve burada bıraktım sizler yaptığınız masanın, sehpanın, yerin örtüsüne göre ya yani ölçüsüne göre, uzunluğuna, küçüklüğüne göre daha da büyütebilirsiniz. Daha farklı renkler de kullanabilirsiniz. Ben 1 2 3 sıra yaptım. 4 5 6 sırada yapabilirsiniz. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Bakın şu kalemizin böyle bu tarafını yaptık. Şimdi bu tarafından başlayacağız. Yine böyle sayacağız. 1 2 3 dördüncüden başlamıştık. Bu tarafı da sayacağız. 1 2 üç, dördüncü kutucuktan başlayacağız bu şekilde. Aynısını bu tarafına da devam edelim. Evet, tığ işi örgü runner modelimizi tamamlamış olduk. Bakın şöyle etrafını kenar oyasıyla dolandım. Şöyle her iki tarafını da sırasıyla dediğim gibi şu zincirli kısımları böyle çok büyük istemezseniz 8 zincir 6 4 zincirde yapabilirsiniz ya da sadece sık iğne olarak da dolanabilirsiniz her iki uç kısmına böyle tığ işi bir örgü çiçek yaptım gülümseten marifetler kolay tığ işi örgü çiçek yapım diye yazarsanız kanalımda anlatımı mevcut Dilerseniz böyle yapmayı da bilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Renkler de gerçekten birbirine çok yakıştılar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. İstediğiniz boyutta uzatabilirsiniz bunu. Kullanacağınız yerin uzunluğuna, kısalığına göre. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.